NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Güneş'in yaşamının 133 gününü gösteren, 1 saatlik hızlandırılmış video yayınladı. Video, Güneş'in manyetik alan çizgileri boyunca, yıldızın üzerinde büyük plazma kemerlerinin bulunduğu, kaotik yüzeyini gösteriyor. Bazen dönen plazma yıldıza yeniden bağlanır ve, diğer zamanlarda uzaya fırlatılarak, tehlikeli uzay havası yaratır. Görüntüler, NASA'nın Living with a Star programının, bir parçası olarak 2010 yılında fırlatılan, bir uzay aracı olan Solar Dynamics Observatory'den alınmıştır. Birincil görevi 5 yıl sürdü ancak NASA, Solar Dynamics Observatory'nun 2030'a kadar, faaliyette kalması gerektiğini söylüyor. Filmdeki görüntüler, Solar Dynamics Observatory'nun, aşırı ultraviyole değişkenlik deneyi ile, aşırı ultraviyole dalga boyunda, 108 saniye arayla yakalandı. Solar Dynamics Observatory, Dünya'nın 22 bin kilometre üzerinde jeosenkronize bir yörüngededir ve Güneş her 27 günde bir dönerek, yıldızın yüzeyinin sürekli değişen, bir görüntüsünü oluşturur. Solar Dynamics Observatory seyrederken Güneş'in içini, manyetik alanını ve Güneş koronasındaki, sıcak plazmayı ölçer. Ayrıca Dünya ve diğer gezegenlerin iyonosferlerini oluşturan ışınımı da ölçer. Solar Dynamics Observatory, her gün toplamda 1,5 terabayta varan, yaklaşık 70 bin görüntü yakalar. Bu olağanüstü miktarda, veri ve Nature'da tüm bu verileri, tek bir havuzda derleyen, 2017 tarihli bir makale onu insanlığın kullanabileceği, en zengin ve en büyük güneş görüntüsü verisi, havuzlarından biri olarak tanımladı. Çoğu astronomi, Samanyolu boyunca diğer güneş sistemlerindeki uzak yıldızlarla ilgilenir. Dünyada herhangi bir yaşam ortaya çıkmadan çok önce, hidrojeni helyuma dönüştüren, güçlü bir yıldızın yanında yaşadığımızı ve, dünyadaki tüm yaşamdan daha uzun süre dayanacağını, unutmak kolaydır. Güneş'te çok şey oluyor ve etkinliği dünyayı ve, üzerinde yaşayan her şeyi etkiliyor. Güneş, sabit bir güvenilir enerji kaynağı sağlar, ancak aynı zamanda rahatsız edici, neredeyse kötü niyetli görünen bir yönü vardır. NASA'nın Living with a Star programı, kısmen uydulara, elektrik şebekelerine ve diğer altyapıya zarar verebilecek, güçlü uzay havasını anlayıp tahmin edebilmemiz için, Güneş'i daha iyi anlamayı amaçlıyor. Solar Dynamics Observatory bu çabada, hayati bir rol oynuyor. Misyonu açıklayan beyaz bir kağıt, Solar Dynamics Observatory Güneş'in manyetik alanının nasıl üretildiğini, yapılandırıldığını ve uzay havasına neden olan, şiddetli güneş olaylarına nasıl dönüştürüldüğünü belirleyecek. Uzay aracı çok başarılı oldu. 2020'de NASA, gözlemevinin 10. yıl dönümünü kutlamak için bir video yaptı. 10 önemli gözlem ve keşfi vurguladı. Solar Dynamics Observatory büyük patlamaları izledi, yeni bir dalga türü buldu, Güneş'in önünden geçiş yapan gezegenleri gözlemledi ve, yıldızın çok yaklaşan bir kuyruklu yıldızı parçalamasını izledi. Solar Dynamics Observatory, Güneş'i incelerken yalnız değil. ESA'nın SOHO'su 1995'teki lansmanından bu yana, Güneş'i inceliyor. 2018'de NASA, Güneş'e şimdiye kadarki en yakın insan yapımı nesne haline gelen, Parker Solar Probe'u fırlattı. 2020'de ESA, Güneş'in şimdiye kadarki en yakın görüntülerini alacak ve, yıldızın kutup bölgelerini inceleyecek olan, Solar Orbiter'ı piyasaya sürdü. Güneş, bilimsel olarak ilginç bir nesnedir, ancak aynı zamanda görsel olarak da büyüleyicidir ve herkesin kendisini ilişkilendirebileceği bir şeydir. Uygarlığımızın gelişmekte olan uzay ekonomisi büyüdükçe, şiddetli uzay havasına karşı savunmasız olacak, daha fazla uyduya ve diğer altyapıya sahip olacağız. Solar Dynamics Observatory gibi güneş gözlem evleri, uzay hava durumunu tahmin etmemize ve nihayetinde ona hazırlanmamıza olanak tanır. Çoğumuzun bunda oynayacak bir rolü yok ama yine de filmlerin tadını çıkarabiliriz.